Bir vücut olduk, olduk bir gövde. Madımakta yanan kızıl alevde, el ele tutuşup cem olduk gittik. Sevgili dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce sonsuzluğa giden bu canlarımızın, 33 canımızı saygıyla anarak başlamak istiyorum. Hem benim için hem bütün çalışma arkadaşlarım için hem çok heyecan verici hem çok zorlayıcı. Hepimiz bugün burada tüm bu süreci hatırlayarak sizlerle çalışmalarımız hakkında biraz olsun bir şeyler paylaşacağız ve bunu tüm yaşadığımızın ağırlığını taşıyarak yapacağız. Ve ağlamadan yapabilecek miyiz diye öncesinde birbirimize sormak durumunda kalıyoruz. Çünkü 31 yıldır Madımak katliamının hesabı sorulmadı. Madımak katliamının arkasındaki asıl suçlular ortaya çıkarılmadı. Öncelikle bu projenin yapılmasını sağlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'na, Alevi derneklerimize, her bir lokmasıyla bu projeye destek veren Alevi halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Ve proje arkadaşlarım 2,5 yıldır yan yana gerçekten zaman zaman çok sıkıntılı şeyler yaşadığımız da oldu. Ama gönül birliğiyle emek emek bu projeyi ilmik ilmik ördük ve şimdi sizin burada karşınızdayız. Madımak katliamı üzerinden 31 yıl geçti. Bu süre zarfında katliamla ilgili belgeseller çekildi, sinema filmleri yapıldı, şiirler yazıldı, akademisyenler makaleler yazdılar, doktor öğrencileri bu konu hakkında tezler yazdı. Gazetelerde, dergilerde konuya ilişkin çalışmalar yapıldı. 31 yıldır görsel ve işitsel alanda bir sürü belge birikti Madımak katliamı ile ilgili. Biz de dijital kütüphaneye başlarken öncelikle bu süreçte birikmiş olan bütün kaynaklar için bir araştırmayla başladık bu işe. Ben de önceki arkadaşlarımın söylediği gibi hakikaten çok yoğun bir çalışma döneminin sonunda sizlere Madımak katliamı hafıza merkezinin çeşitli parçalarını bugün topluca sunma şansına ulaşıyoruz. Ben bu parçalardan web belgesel kısmını birlikte çalıştığım arkadaşlarımla beraber hayata geçirdik. Geçtiğimiz 7 Nisan'da yayınlanmaya başlandı web üzerinden. Ali Bey'in de söylediği gibi farklı bir belgesel türü. Alışık olduğumuz gibi sinemalardan ya da televizyonlardan izleyebileceğiniz ya da bilgisayardan bildik tarzı izleyebileceğiniz bir belgesel değil. İnteraktif yanı itibariyle. Aslında bizim yaptığımız bu sözlü tarih görüşmeleri bir kaynak işlevi gördü. İşte örneğin kütüphane kısmını besledik ya da belgesellerde kesitlerini gördüğünüz görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin tamamı ilerleyen aylarda hafıza merkezine eklenmiş olacak. Görüşmeler aşağı yukarı 1 saat ile 4 saat arasında sürdü. Bu görüşmeler sırasında biz mümkün olduğu kadar anlatan kişilerin, görüştüğümüz kişilerin anlattıklarına müdahale etmeden onların her şeyi hatırladıkları gibi anlatmasını sağlamaya çalıştık. Bu noktada Madımak katliamının elbette siyasal yönü ve sonrasındaki adalet arayışı çok çok önemli. Ama bizlerin en az bunun kadar önemsediğimiz kısmı bizim Sivas'ta kimleri kaybettiğimizdi. Yani bu 33 can kimlerdi, neyi severlerdi, neyi sevmezlerdi. Bunu anlamayı da biz çok önemli bir görev edindik kendimize ve bunu anlatmayı da bir görev edindik. Şimdi bu salondaki pek çok kişiyi ben çok iyi tanıyorum. Onlar beni tanımıyorlar ama ben mesela kaşlarını gözlerini nasıl oynattıklarına kadar tanıyorum. Çünkü işte 14 ay gibi bir süre bu yapılan 129 görüşmenin önemli bir bölümünü defalarca izledim. Ve hani herkese tanış oldum. Şimdi karşılaşınca da açıkçası çok zorlandım. Zaten olayın kendisi hani bu kadar zor ve önemli bir şeyi yaptık diye şimdi tabii çok memnunuz.
Ama sonuçta keşke olmasaydı, yapmasaydık diyeceğimiz bir olay. Bütün o ağırlığı da her an hissettiğimiz bir şey. Şimdi şunu ben öncelikle söylemek isterim. Şu andan itibaren Sivas Madımak katliamı ile ilgili kimin ortaya çıkmasını istemediği ne varsa hepsini bir araya getirdik. Kimsenin yok edemeyeceği bir şekilde o dünyaya yüzüne koyduk. Yani şu anda hepimiz yok, birden şuradan yok olsak bile onlar artık yok olmayacak. Değerli canlar, birçok platformda, birçok mitingde, toplulukta konuşmalar yapan bir canınızım. Ancak bugün bu salonda konuşmanın ne kadar zor olduğunu, ne duygularla buraya çıktığımı anlatamam. Sevgili canlar, elbette ki birbirinden kopuk, birbirinden sanki başka başka şeylermiş gibi algılanan birçok parçayı da bir araya getirmek ve birleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, bugün Sivas'ın, Sivas Madımak katliamının Türkiye kamuoyu açısından ya da Türkiye'de aydınlanmadan yana, ilerici demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, emekten, barıştan yana tüm güçlerin, tüm çevrelerin Sivas Madımak meselesini çok doğru bir şekilde algıladıklarını, kavradıklarını ne yazık ki düşünmüyorum. Bunu bir dost, bir yoldaş sıcaklığıyla söylüyorum. Örneğin, tabii burada bulunan basın emekçisi canlar, onlar bizim sesimiz, soluğumuz olacaklar. Bugünkü bu programı tüm dünyaya duyuracaklar. Ama inanın ki yüzlerce basın emekçisini, basın kuruluşunu bu programa dahil etmek için hepsine özel davetler gönderdik. Birçoğu da emekten yana, demokrasiden, özgürlüklerden yana yayın yapan kuruluşlar da var aralarında. Bizlerin çoğunlukla izlediği kanallar da var. Ve o kanallarda kocaman kocaman laflar söyleyen gazeteci, yazar, araştırmacı dostlarımız da var. Hepsini özel olarak davet ettik. Ancak gönül isterdi ki en azından bir kısmı o arkadaşlarımızın bugün burada olsun. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Onları eleştirmek için söylemiyorum. Yine davet edeceğiz, yine bir arada olacağız ama Sivas'ın anlaşılamadığını, doğru anlaşılamadığını ya da yeteri kadar anlaşılamadığını anlatmak için söylüyorum. Ve bu proje gerçekleşinceye kadar emin olun, gece yarılarına kadar, saat 3'lere 4'lere kadar toplantılar devam etti. Bu projenin önce kendi örgütümüzü anlatmaya çalıştık. Kendi örgütümüz bu projeyi içselleştirdi. Sevgili Ali Çağ'ın söylediği gibi bu proje Avrupa'da Alevi toplumunun lokmalarıyla gerçekleşen bir proje. Aleviler bu ülkede vergi verdiler, askerlik yaptılar. Anayasada mevcut olan vatandaşların, bir vatandaşın görev ve sorumluluğu neyse harfi yerine getirdiler. Peki bunun karşılığında biz ne aldık? Cumhuriyet'in birinci yılını sorgulamadan, anlamadan, algılamadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında doğru perspektifler sunabilme şansımız olamaz. O anlamda da Cumhuriyet tarihinde Dersim tertelesiyle başlayan, ardından birçok katliam ki bildiğimiz Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Malatya'sı var. Sadece Alevilere yönelik değil, Cumhuriyet tarihinde etnik kimliğinden dolayı Kürtler, siyasi görüşünden dolayı sosyalistler, devrimciler, yani Türk-İslam sentezine sığmayan bütün toplumsal kesimler Cumhuriyet tarihinde çok ağır bedeller ödediler. Yani hep birlikte çok ağır bedel ödedik.
Peki bu bedellerin gerekçesi, nedenleri ne olabilirdi? İşte Aleviler açısından buna biraz vurgu yapmak isterim. Alevi inancını birine sorsanız, tanımlamasını isteseniz ya da konumlandırmasını isteseniz, herkes 7 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir Alevi'ye söyleseniz, sorsanız size şöyle bir cevap verir. 72 millete aynı nazardan bakan, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı, renk ayrımı yapmayan, zalime karşı mazlumun yanında konumlandıran ve duran bir inançlar silsilesidir diye anlatır size.